Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka kullanarak fotoğraflarımızda nasıl düzenlemeler yaparız, beraber bunu göreceğiz. Üstelik ücretsiz bir şekilde yapacağız bunu. Biliyorsunuz normalde Photoshop beta çıktı ve Generative Fill özelliği ile birlikte fotoğraflar üzerinde komut yazarak değişiklikler yapabiliyoruz. Fakat bunun için bir Adobe account'unuzun olması gerekiyor. O account üzerinden ekranda gördüğünüz gibi beta sürümünü indirerek bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Fakat herhangi bir üyeliğiniz yoksa, yani ücretli üyeliğiniz yoksa, Photoshop veya tüm programlara ulaşımınız yoksa, bunu online olarak ücretsiz bir şekilde de kullanıp test etme şansınız var. Normalde Photoshop beta ile ilgili bugün video hazırlayacaktım. Fakat ilk öncelikle herkesin kullanabileceği online versiyonunu size anlatacağım ve daha sonrasında Photoshop beta videosu da mutlaka gelecek. Haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de lütfen açın. Şimdi ücretsiz bir şekilde yapay zekayı kullanarak fotoğraflarımızı nasıl düzenleriz, beraber bunu görelim. Yapmanız gereken açıklamalarda bırakmış olduğum linke tıklayıp bu site üzerine gelmeniz. Sizde şurada farklı görünüyor olabilir, bu upload image kısmı görünmeyecek. İlk öncelikle üyelik oluşturmanız gerekecek. Bu üyeliği oluştururken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Daha sonra isterseniz öğrenci paketinden faydalanarak tüm programları satın alıp aylık ödemeyle birlikte kullanabilirsiniz. Dolar sürekli yukarıya doğru giderken inanın bu bence son fırsatlar. Eğer Adobe fiyatları güncellerse eminim daha yüksek fiyatlar olacaktır. Bence bir yıl garantiye almanızı şimdiden öneriyorum. Eğer bu işi profesyonel olarak yapmayı düşünüyorsanız. Şimdi gelelim uygulamamızı kullanmaya. Ekranda üyelik oluşturduktan sonra karşınıza bu ekran gelecek. Hemen şuradan bir upload image diyelim ve ilk fotoğrafımızı seçelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde beyaz arka planlı bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafın üzerine arkadaştan da görebileceğiniz gibi saç eklemek istiyoruz. Saç ekleyebilmek için buradan alt kısımda bir add bölümü var. Bu add kısmına tıklıyoruz ve saçını eklemek istediğimiz kısımları bu şekilde boyuyoruz. Çok basit komutlar kullanacağım. Siz test ederken daha geniş translate kullanarak da daha geniş komutlar kullanabilirsiniz. İngilizce yazmanız gerekiyor. İlla İngilizce bilmenize gerek yok. Translate kullanarak yapmak istediklerinizi çok basit bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin add hair diyelim mesela. Hatta şöyle yapalım. Black hair diyelim ve generate seçeneğini seçelim. Gördüğünüz gibi altta çeşitli saç modelleri çıktı. Oldukça ilginç tabii ki. Böyle bir saç modeli gerçekten var mı? Tabii ki tiple de uyumlu olması gerekiyor bu saçların. Baktığımız zaman deniyoruz ve bu şekilde farklı önerilerde bulundu. Diyelim ki beğenmedik. More diyoruz ve alternatif saçlar üretmesini istiyoruz. Mesela bu birazcık kurtarıyor gibi. Üzerinde yine düzenlemeler yapılarak bazı sonuçlar elde edilebilir. Mesela bu oldukça gerçekçi görünüyor. Belki saç rengini black yazmasam daha uyumlu bir ten rengine daha uyumlu bir saç modeli seçebilirdi. Burada tamamen üzerinde yine çalışmayla ilgili, sizin ne düşündüğünüzle ilgili geliştirilebilir. Bence sonuçlar harika. Şimdi bir diğer fotoğrafımıza geçelim. Örneğin şu şekilde bir fotoğrafımız var ve arka planını temizlenmesini istiyoruz ve şuraya background seçeneğini bir kere tıklıyoruz. Hiçbir şeye dokunmamıza gerek yok. Bu şekilde ayırdı arka planı. Arka planı ayırdıktan sonra sadece bir kelime yazalım. Winter. Şimdi bizim için bakalım nasıl bir manzara ortaya çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir sonuç. Şahane. Oturup şunu yapmaya çalışsak belki bir saatimiz alacak. Hem dekupe et, ondan sonra düzenlemeye çalış, uygun fotoğrafı ara falan vesaire. Yani bayağı vaktimizi alacak bir şeyi sadece Winter 6 tane harf yazarak bu sonuçları elde edebildik. Gördüğünüz gibi şahane. Mükemmel sonuçlar. Eğer buradan daha fazla seçenek görmek istersek de yine More seçeneğine basıyoruz ve yeniden bizim için çalışmalar üretmesini istiyoruz. Sağ üst kenarda download kısmını göreceksiniz. Buradan da tıklayarak indirebiliyorsunuz. Yeniden geriye gelelim. Farklı bir fotoğraf üzerinde çalışalım. Şu arkadaşı alalım şimdi. Mesela bu arkadaş üzerinde yine background'u kaldıralım. Sadece background'a basmam yeterli. Otomatik olarak arka planı temizliyor. Şimdi de bu ışığın, yüzüne vuran ışığın bir sonbahar etkisi var. Buraya sonbahar yazalım. Yine generate diyelim. Görmüş olduğunuz gibi hem alan derinliği ile hem de arka planın canlılığı ile birlikte şahane görüntüler ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu şekilde istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela bunu seçelim. Hiç fark etmez şu anda hangisini seçtiğimiz. Ya da şu olsun. Şimdi başka bir özellikte mesela şuradan keep diyoruz ve artık arka planımızı kalıcı hale getiriyoruz. Şöyle şu kısımları seçelim. Biraz daha geniş olsun. Şöyle seçimi yaptıktan sonra sunglasses yazalım ve generate diyelim. Bir güneş gözlüğü eklemeyi deneyelim. Bakıldığı zaman
şahane görünüyor. Tabii ki ufak tefek hatalar var arkadaşlar. Bu hatalar olacak. Bunlar bizim seçimimizle ilgili de olabilir. Daha ne seçimler yaparsak daha iyi sonuçlar da elde edebiliriz. Fakat her şeye rağmen perspektifi, işte güneş gözlüğü modelini, çeşitli detayları yazdığımız zaman daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Yani buradan mesela bir kere daha deneyelim. Belki seçimi birazcık daha geliştirsem daha iyi sonuç ortaya çıkabilirdi. Ama yine de şu haliyle bile bize birkaç tane daha alternatif sunsun bakalım neler çıkacak. Evet, şu kulak kısmında bazı seçimlerinde sorun oluyor. Büyük ihtimal şu orantısız dediğim gibi seçimle alakalı olabilir. Yine de böyle kalsın. Bir tanesini seçmiş olalım. Ve şapka kısmını mesela yine buradan keep diyelim. Şapka kısmını seçelim. Bu sefer mesela biraz fazla seçim yaptım gibi. Şöyle. Ve remove seçelim. Bakalım yani alakasız bir şey. Saçı çıkarmasını istedim. Daha doğrusu şapkayı çıkarmasını istedim. O bizim için ne üretecek merak ediyorum. Zorlamaya çalışıyorum bir yandan da. Gördüğünüz gibi yani tamamen kendisi bir saç modeli buldu ve oraya uyarladı. Tabii ki arada yine komik görüntüler var ama her şeye rağmen çok iyi. Yine alternatif olarak birkaç tane bu gerçekten bayağı komik oldu ama şu gibi güzel görünüyor. Gayet cool duruyor aslında. Şunlar da güzel. Biraz Mertens'e benzedi burada futbolcu. Şimdi bir fotoğraf üzerinde daha çalışalım. Bu sefer bir kadın modeli üzerinde çalışalım. Mesela bu şekilde görmüş olduğunuz gibi modelin üzerinde bir elbise var. Biz bu elbiseyi değiştirmek istiyorsak eğer yine insert bölümünden şöyle seçimi yapalım yine. Burada birkaç tane daha seçim noktası var. İçeride hiçbir şey kalmasın, sorunlu olmasın. Ve şuraya change color diyelim mesela. Aslında change color dress yazsaydım keşke ama önemli değil. Bakalım çıkacak sonuca göre yine komutumuzu değiştirebiliriz. Bu gerçekten komik oldu. Mesela şurada dikkat edin. El pozisyonunu da değiştirdi. Hem elbiseyi değiştirdi, aynı zamanda da el pozisyonunu da değiştirdi. Yani bu gerçekten muazzam. Şu görüntü mesela iyi görünüyor. Direkt mesela change dress diyelim. Kıyafeti değiştirsin. Aslında az önce ben rengi değiştir demiştim. O kıyafeti değiştirdi. Şimdi gerçekten kıyafeti değiştir dedim. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç verecek. Wow, bu daha iyi oldu. Gerçekten modele daha uygun bir kıyafet oldu. Özellikle şu yeşili çok beğendim. Pozisyon yani duruşu da değiştirdiği için. Aynı zamanda el, kol ona göre düzenlediği için gerçekten çok iyi sonuç. Burada mesela böyle keep diyelim ve saçları da değiştirsin bizim için. Change hair. Bunları daha detaylı yazmak mümkün arkadaşlar. Çok detaylandırdığınız zaman hatta bir fotoğraf makinesinin teknik detaylarını da girdiğiniz zaman alan derinliği, ISO vesaire bambaşka sonuçlar verebilir. Burada mesela saçı değiştirdi şimdi ama yüze birazcık seçimde denk getirdiğimiz için orayı birazcık anlamakta zorlanmış gibi görünüyor. Ama yine de saçlar fena değil diyebiliriz. Şöyle clear dersek en başına geri dönecektir. Son bir fotoğrafımız daha var. Bunun üzerinde de yine remove aracının nasıl çalıştığını göstereceğim size. Sol kısımda gördüğünüz gibi bir remove aracımız var. Buradan remove seçtikten sonra silmek istediğimiz kısmı şöyle siliyoruz. Daha doğrusu seçiyoruz ve remove diyoruz. Şimdi bunu ilk öncelikle tam seçim yapmadım. Örneğin yansımayı seçmedim. Şimdi nasıl bir sonuç çıkacak bakalım. Gördüğünüz gibi özellikle yansımayı seçmedim. Oradaki yansımanın ne olduğunu anlamaya çalıştı ve oraya bir model koydu. Yani şu anda bu yansımadan şöyle bir çocuk olduğunu düşündü herhalde snowboard yapan ya da orada oynayan bir çocuk olduğunu düşündü. Ve yansımayı burada ona göre mesela bu bayağı kayak yapan aslında arkadaki arka planla uyumlu değil fakat yansımadan ötürü bir model bulup oraya yerleştirdi. Şimdi geriye çıkıp şu alt kısmı da seçelim. Yansımayı da seçelim komple. Şimdi remove seçeneğini seçelim. Sonuçlar şahane görünüyor. Şu anda burada bir model olup olmadığı gerçekten anlaşılmıyor. Silme konusunda Photoshop zaten iyiydi fakat bazı noktalarda hala çok ciddi sorunlar vardı. Çok ciddi problemler vardı. Bu remove aracı yani yapay zeka ile gelen remove aracı ile birlikte gerçekten bu silme işleri çok iyi sonuçlar veriyor. Evet, sonuca gelecek olursak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde generatif fill özelliğini kullanarak kendi fotoğraflar üzerinde yapay zeka denemesi yapabilirsiniz. Burada daha kullanamadığınız bazı özellikler de var. Onları da Photoshop Beta içerisinde aylık abonelik satın alarak kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda Photoshop Beta ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaya çalışacağım. Orada mesela bir fotoğrafı sonsuz şekilde büyütebilme olasılığımız var. Örneğin bir vesikalığın sadece kafasından bütün vücudu çıkarabiliyor. Orada farklı çalışmalar, farklı teknikler var. Onlarla ilgili de mutlaka video yapacağım. Videoları takip edebilmek için abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.